Manşete hoş geldiniz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu durum hiç değişmedi, değişmiyor. İnsanlar başlarına hukuksuzluk, başlarına adaletsizlik gelmeden anlamıyor. Kendi canına, kendi malına kastedilmeden, arkadaşının eşinin, dostunun neyse, yakınının, öğrencisinin veya hocasının başı belaya girmeden de farkında olmuyor. Böyle bir dönem bu hiç değişmeyecek. Uzun yıllardır aynı şeyi söylüyoruz. Ve artık bunun üzerinde tepinmenin de anlamsızlığını fark ettim. Yani e, birlik olmalıyız, beraber olmalıyız, zulme karşı hep beraber ses çıkarmalıyız. Yıllarca dilimizde tüy bitti. Bak tek adam rejimi inşa ediliyor, polis devleti inşa ediliyor, muhaberat devleti inşa ediliyor. Bir dönemin taşları dö dö döşeniyor. İşte mesela Gezi davasından dolayı Abdullah Gül utanç duyduğunu falan, kararı utançtır falan demiş. Sen döşedin bu dönemin taşlarını. sulh ceza hakimliklerini ben mi onayladım? Mit yasasını ben mi onayladım? 2014 boyunca Cumhurbaşkanlığının son senesinde çıkan her yasayı harfini bile düzeltmeden, harfine bile itiraz etmeden onaylayan, yayınlanmak üzere resmi gazeteye gönderen Cumhurbaşkanı ben miydim? Sendin ve bütün bu kanın, bütün bu zulmün, bütün bu çökmenin altında senin de vebalin var. Ama bu dünyada, ama ötede inandığın ahirete inanıyorsan bunun hesabını vereceksin çatır çatır. Tüyü bitmemiş yetimin hepsi, yetimlerin hepsi gelecek senden hesap soracak. Böyle geziyle başladık, geziyle devam edelim ama çok derin bir e, hayal kırıklığı var. Çok derin bir ümitsizlik var. Çok derin bir yani bu iş böyle devam edecek galiba falan gibi bir e, bezmişlik, bıkkınlık var. Buna da gerek yok. Evet ona da bakacağız. Muhalefeti dövmeyeceğim. Onu bıraktım. E, yüklenmeyeceğim. Bunun bir yararı var mı yok mu bilmiyorum. Herkes görüyor. E, Cumhurbaşkanlığı adaylığı yaklaşan seçimler. Ve Türkiye'nin içine girdiği atmosfer nedir, ne değildir, nereye gider? Bütün bunların hepsini bu yayında bulabileceksiniz. Dilerseniz önce Gezi'yle başlayalım. Gezi'den mahkeme salonundan Çağlayan Adliyesi'nde dışarı yansıyan bu karelerdi ki bu cezaevi, özür dilerim, duruşma ressamının yaptığı resimler. Segbis bağlantısıyla Osman Kavala bağlanmış el sallıyor. Burada da diğer sanıklar görülüyor. Can Atalay mücella yapıcı ki mücella yapıcı 70 yaşında olduğu ifade ediliyor. Çiğdem Mater yurt dışından gelmiş davalar için 25 Nisan 2022 Avukat Fikret İlkiz savunmasını yaparken yine Tuğçe Duygu savunmasını yaparken Orada arada e, Silivri'den gelen bozuk segbis görüntüsü de bu şekilde e, duruşma ressamının ...mahkeme ressamının neyse e, karelerine yansımış... ...yani bir görüntüyü bile düzgün... ...yani karar duruşması... ...müebbetle yargılanan bir sanık söz konusu... ...ve bağlanacak... ...cezaevinden görüntülü... ...o görüntüyü ve sesi bile sağlayamayan bir sistem. Sonra da diyorsunuz ki işte Çağlayan Adli Adliyesi... ...modern adliye... ...adliye binalarıyla falan övünüyorsunuz. Mühim olan o binayı yapmak değil. O görüntüyü düzgün bir şekilde... Cezaevinden mahkeme salonuna bağlamak. Evet. Yani mahkeme salonunuz derme çatma olsa bile o savunmayı düzgün bir şekilde almak zorundasınız. Bu da mahkeme heyeti üyeleriymiş efendim. Bir tanesi de AKP işte milletvekili adayıymış bilmem ne onun üzerinde tepiniyor. Yani her şey bitti. Üç mahkeme üyesinden yani üç hakim heyeti, üçlü hakim heyeti neyse. Biri neymiş efendim AKP'li olduğu ortaya çıkmış. Böyle bir şey olabilir mi? Ya her şey tamam. <laughs> bir o ok kaldı. Gülüyorum yani ne diyeyim. Bu da işte mücella yapıcı savunması. Can Atalay savunması. Evet diğerleri. Karar açıklandıktan sonra müebbet hapis cezası ve diğer hapis cezaları Can Atalay ve mücella yapıcı bu şekilde bir açıklamayla bu kararı nasıl eleştirdiklerini ve nasıl dik durduklarını gösterdiler. Ancak bir avuç insan duruşma salonu içinde ve dışında. Çiğdem Mater bu fotoğraf dün çekilmiş Çağlayan Adliyesi'nde ve bu fotoğraf çekildikten sonra birkaç saat içerisinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çiğdem Mater önemli çünkü yurt dışında Avrupa'da yaşıyor ve şubat ayında yanılmıyorsam davalar için dönmüş. Tutuklanıp cezaevine gönderildi. Neticede cebir ve şiddetle hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet şartlı tahliyesiz Osman Kavala müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mücella yapıcı Çiğdem Mater Hakan Altınay, Mine Özer'den Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi de tutuklanarak 18 18 er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Henry Barki, Can Dündar, Mehmet Ali Alabora'nın da aralarında bulunduğu diğer sanıklar yurt dışında oldukları için onların dosyaları ayrıldı. Efendim. Genel prosedür böyle çünkü. Söyleyecek bir şey yok. Gezi Parkı davası e, hükümet Gezi Parkı'nda özellikle Tayyip Erdoğan Gezi Parkı'nda çok sarsıldı. Gezi Parkı eyleminde çok sarsıldı. Gidiyor iktidarım gidiyor diye düşündü. Bu dönem bitti diye düşündü ve bir halk hareketiyle yıkıldığını düşündü. Ondan dolayı çok panikledi. Arkamdaki %50'yi tutamıyorum vesaire bu. Ve sonrasında bozulan psikolojisi bir daha düzelmedi. 17-25 Aralık'ta daha da panikledi ve artık ondan sonrasını biliyorsunuz. Bu o açıdan bir intikam davası, bir kan davası o yönüyle. deniyor ki işte efendim o gün gezi parkı eylemine karşı olanlar, gezi eylemine karşı olanlar işte efendim şimdi bizimle empati yapmasın falan. Şimdi gezi eylemin yani benim de gezi eyleminde eleştirdiğim taraflar vardı ama gezi eylemine karşı değildim. Ayrıca gezi eylemine karşı da olabilirsiniz. Gezi eylemine karşı olmak gezi eyleminden dolayı birilerinin İçeriye atılmasını istemeniz gerektirmiyor, o farklı şeyler. CHP'ye karşı olabilirsiniz ama CHP'liler tutuklansın. Ya da HDP'ye karşı olabilirsiniz ama HDP'liler tutuklansın. İyi Parti'ye karşı olabilirsiniz ama İyi Parti tutuk tutuklansın hepsi. Atatürk'ü düşünce derneğine karşısınızdır ama hepsi tutuklansın. Bu ikisi farklı şeylerdir. Bir düşünceye, fikre, bir örgüte, bir insana neyse karşı olmakla. Ya da onun düşüncelerini fikirlerini savunmamakla onu içeri atılmasını istemek farklı şeyler. Ki zaten fikir hürriyeti bu. Fikir ifade hürriyeti. Meşhur o sözde olduğu gibi ben senin düşüncelerine hiç katılmıyorum. Ben senin düşüncelerine katılmasam da senin fikirlerini savunmanı sonuna kadar destekliyorum. Yani fikir hürriyeti bu. İlla katılmanız katılmamanız gerekmiyor. Geze eyleminin illa bir yerinde durmanız durma, durma, durmamanız gerekmiyor. Bu davanın baştan sona e, uydurma, baştan sona bir siyasi kan davası olduğu tespitini yapmanız için. Bir bu ikincisi, hala huk, hukuk adalet, hala e, mahkemede sonuç arayanlara da şaşırıyorum. Yani ben oynamıyorum dönemi, ben 15 Temmuz'u takip eden haftalarda TR724'te yazdığım İlk yazılardan birinin başlığı buydu. Ben oynamıyorum dönemi. Diyeceksiniz ki ben artık oynamıyorum. Ben sizin oyununuzda yokum. Ben sizin mecliste e, kurduğunuz kurgunun içinde yokum. Ben sizin medyada kurduğunuz kurgunun içinde yokum. Ben sizin sokakta kurduğunuz kurgunun içinde yokum. Ben sizin proje mahkemelerinizde yokum. Ben sizin rütükünüzde yokum. Ben sizin e, ne bileyim komisyonlarınızda yokum. Yokum. Ben sizinle oynamıyorum diyecektiniz. Bu bir anlamda siyasi anlamda sineyi millete dönme de olabilir. Bir anlamda millete dönme de olabilir. Bir anlamda sivil direnişi başlatma, sivil itaatsizliği başlatma da olabilir. Ta 2016'nın Eylül ya da Ekim ayında yazdığım yazının başlığı buydu. Üzerinden 6,5 7 sene geçti ve şimdi yeni yeni birileri tarafından dillendiriliyor. Bunu görmek, takip etmek de esasen sevindirici değil. Ah benim tuttuğum noktaya geldiler falan. Hayır. Bu bile hala bir avuç insan tarafından dillendiriliyor ve hala oyunda kalmaya devam ediyorlar. Hala oyunda kalmaya devam ediyorlar. Hala Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısında, çatısı altında bu kararı eleştiriyor. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Biz bu millete çetelere boyun eğdirmeyeceğiz. Nasıl? Birbirimize emanetiz. Kol kola gireceğiz. Yürüyeceğiz. Bu memleket bize emanet. Tamam ama nasıl? Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup toplantısı bugünkü konuşmasından en etkili satırlar. Ben size bir konuşma hazırlamıştım. Ama artık bu konuşmayı da yapmıyorum. Artık farklı şeyler söylemek lazım falan deyip konuşmuş. 13 dakika sürmüş kısa bir konuşma imiş bu filan. Evet. Gerçi Gezi davası dünkü karardı. Gezi kararı e, dün Gezi davası dün sonuçlandı. Bir konuşma hazırlanmış ona rağmen sonra belli ki grup toplantısına girerken e, Kılıçdaroğlu o düşüncesini de değiştirdi. Tartışmalı Gezi kararı diyor muhalefetin sözcü gazetesi. Yahu neyi tartışmalı Böyle uyduruk bir iddianame böyle uyduruk bir mahkeme sanıklara savunma hakkı vermeyen aralarındaki kir kir gülen sanıklar savunma yaparken telefonuyla oynayan falan daha fazla mahkeme sürecini anlatmak istemiyorum hepsini baştan sona takip ettim. Bunları konuşmanın bir anlamı yok çünkü neyin tartışması yani bir mahkeme yapılmış filan çıkışta bazı işte kararlar tartışmalıymış yani demek ki tartışmalı olmayan tarafları var. Yani kararda tartışmalar varsa tartışmalı tartışmaya gerek duyulmayacak noktalar da var yani olayda. Yahu Osman Kavala detaylarına bakın. Osman Kavala 2017 yılında tutuklandı. 16 ay iddianamesi bile yazılmadı. Geziden dolayı tutuklandı. 16 ay iddianamesi yazılmadı. 2019'da görülen davada Beraat etti tüm sanıklarla beraber. Fakat tahliye edilmedi, casusluktan tutuklandı. Sonra dava bozuldu bilmem ne tekrar açıldı. Bu sefer Gezi'den hapis cezasına çarptırıldı. O 2019'da Gezi'den tahliye kararı çıkıp da casusluktan tutuklanmıştı ya, casusluktan beraat etti bu sefer, casusluktan tahliyesine karar verildi. Böyle düzmece bir iş. Böyle düzmece bir iş. Neresini ne şekilde savunuyorsunuz? Neresi tartışmalıymış yani? Emre Soncan diyor ki ömrünün 5 yılını alıyorlar. Cezaevinde 5 yılını geçiren gazeteci meslektaşlarımızdan yetmiyor. Sonra mahkeme masraflarını tahsil ediyorlar ama yine yetmiyor. Bu kez hapishanede yediğin yemeğin parasını istiyorlar. Yıkılmanı istiyorlar yani. Yıkılmak yok demiş. Türkiye cezaevlerinde kimsenin can ve mal emniyeti yoktur. Ayrıca kimsenin artık hukuki güvencesi yoktur. Türkiye'de. Türkiye artık yarı açık bir cezaevidir. Daha önce açık cezaeviydi. Şu anda yarı açığa döndü galiba. Ve kapalı cezaevi yakındır. Yani bu kararlar işte şu son terör operasyonu yok ne bileyim Irak harekatı öbürü bir iki şeytanlaştırma buna işaret ediyor. Bakın sadece biri. Kanunun açık hükmüne rağmen hamileliği ağır geçen ve düşük riski olan beş buçuk aylık hamile Aslı Ünlü 9 Nisan'dan bu yana Edirne cezaevinde. Bugün 26 Nisan 17 gün olmuş. Ömer Faruk Gergerlioğlu 23 Nisan'da paylaşmış. Koğuştakilerin yardımıyla yaşıyor. Hakim itirazları reddediyor. Son itirazda ya dünya ve iki gün reddedildi. Kilo kaybediyor. 40 yaşında riskli bir gebelik yaşıyor. Çocuğundan ayrı bir mahpus aynı zamanda, küçük bir çocuğu da var. Bir tek bir Allah'ın kulu insafa gelmiyor. Kanunun açık hükmü, hamileliler neymiş efendim? İşte kaçma riski varmış, neymiş efendim? Kapıkule'de yakalanmış, neymiş efendim? İşte bunlar cezaevinden e, sakınmak için, cezaevine girmemek için çocuk yapıyorlarmış efendim. Hamile kalıyorlarmış utanır insan sıkılır insan sizin ittiba ettiğiniz tabi olduğunuz kanun öyle mi diyor bu 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 hallerde bu kanun hükümleri uygulanmaz uygulanmaz falan mı diyor ayıp biraz evvel geziyi anlattım İşte ateş düştüğü yeri yakıyor bu kadın için hiçbiri ses vermedi bu kadın için hiçbiri ses vermedi tıpkı 6 yıldır, 7 yıldır zindanlarda çürüyen, çürütülen insanlar için ses vermedikleri gibi. Şimdi vaveylayı basıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Suratlar asık. İşte ve hala böyle eski ezberlerle yok. Şucu hakimlerin kararı, bucu savcıların e, e, şeysi, iddianamesi, filancacı polislerin filan. Hala bir takım ezberlerle falan. İşte onlar yargı önünde hesap verdiler. Bunlar ha, işte böyle, yarın bunlar da. Yani diyor ki, yani o şeyi de yani o intikamcı operasyonları da birilerinin hesap vermesi bilmem ne filan topyekün bir grubun kıyılması falan bunun da arkasında duruyorlar hala kendine Müslüman bir grup tam anlamıyla böyle esasen hiçbirinin kursaktan aşağı inmemiştir hürriyet özgürlük hukuk vesaire talepleri sadece kendileri için kendi attıkları anımları için, kendi mesleklerini sürdürmek, kendi konforlarını devam ettirmek için. Bir yere kadar ve sadece kendi dar mahalleleri için talep edilen bir şeydir bu. Başka mahalleler söz konusu olduğunda üstünden geçmek icap eder. Onun için diyorlar ya işte bugün dün geziyi şeytanlaştıranlar bugün bizimle dayanışmasın falan. Yahu arkadaş. Bizim dediğiniz de bir de öyle enteresan de bir de milat koyuyorlar. Yani her şey 2018'den itibaren kötüleşmiş ve işte efendim ezelden beri de bunlar hep aynı şeyler aynı şekilde itiraz ediyorlarmış. Hiçbir şeye itiraz etmediniz ya oradaydık. Hiçbir şeye itiraz etmediniz. Boğazınıza kadar bu iktidarla işbirliği ve dayanışma içerisindeydiniz. Çok net. 2011'de NTV siyasi tartışma programlarını kaldırdı. Neden? Çıkan AKP'liler rakip partiler karşısında veya rakip görüşler karşısında eziliyor diye. CNN Türk gezi eyleminde penguen belgeselini verdi, gezi eylemini haber bile yapamadı. Doğan grubu 2008-2009 yılında şeytanlaştırıldı. Mitinglerde Tayyip Erdoğan ağzına geleni söyledi Doğan Medya grubuna. O gün bugündür ehli bir pozisyona geçti. Sonra da zaten sattı kurtuldu. Ve içinde çalışan gazeteciler de Anlatmasınlar yani. Ne mesleklerini yaptılar ne de mesleklerini yapmanın kenarından geçebildiler. O süreçte gördük içindeydik. Yani anlatmasınlar. O gün şöyle oldu bugün şöyle oldu deme zamanı değil. Sadece böyle konuşulduğu için bir takım şeylere cevap vermek icap ediyor. Bunları geride bırakmamız lazım. Mesele bu. Sevinç Özarslan paylaşmış. Edirne cezaevinde... Aslı ünlü. Fareler oradan bir e, tanıklık paylaşmış. Yani Edirne cezaevinde daha evvel kalmış bir e, eski hükümlünün veya sanığın neyse e, tanıklığı. Fareler her gece kapılardan koğuşlara girip çıkıyor. Büyük lağım fareleri. Mutfak, banyo, tuvalet. Yataklar çürümüş, paslanmış. Yemekler geldiği anda çöpe dökülüyor. Koğuşun tavanı çok yüksek olduğundan ısınması imkansız diyor. Evet. O arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşiyle beraber eylemi kaç gün oldu bilmiyorum. Elektriği bir hafta kesilmişti. Bir, yani elektriği kesilmişti. Bir hafta boyunca bu eylemi devam ettirme kararı almışlardı. Bir hafta sonra da galiba elektrik faturasını ödeyerek şeyi açtıracaklar Fakat ben bu konuda sadece şunu söyleyeyim. <laughs> Bu eylemin nereye gideceği, ne yapacağı, ses getirip getirmeyeceği konusunda şüpheliyim. Ayrıca e, Kemal Kılıçdaroğlu'na katılıp da e, kaç CHP'li vardır acaba elektrik faturasını ödemeyen ya da e, bankalarındaki otomatik ödeme talimatını kaldıran, onu da bilmiyorum bu açıklanmadığı için. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifaktaki ortağı, dedi ki işte Selvi Hanım için eşini kastediyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ben bu faturayı ödemeye diyor şeyim, hazırım falan gibi bir tweet attı işte ya da şey yaptı açıklamada bulundu falan sorular sorulunca yani onu görünce şunu düşündüm bir de yani daha Kemal Kılıçdaroğlu ittifaktaki ortağını anlatamamış ki eylemini millete anlatsın yani sizin millete bu eylemi anlatmanız ve ifade etmeniz gerekiyor kendinizi daha siz Meral Akşener'i anlatamamışsınız Meral Akşener sizin faturanızı ödemeye kalktı siz daha onu anlatamamışsınız niye bu amaçla yola çıktığınızı falan. Daha sonra Kılıçdaroğlu da açıklama yaptı. Benim ödeyecek gücüm değil ama benim meselen başka falan filan diye. Onun için onu söylüyorum. Yani bugün iktidara işte iktidar cephesine işte yüzde otuz otuz beş en kendinden olan araştırmalarda bile yüzde kırk civarında bir oy biçiliyor. CHP, İYİ Parti ve muhalefet tarafına da aynı şekilde 35-40'larda bir oy biçiliyor. Ortada %20'lik HDP'nin de içinde bulunduğu, HDP artı kararsızların bulunduğu bir kitle var. Yani aşağı yukarı 40'a 40 bir bloklaşma var. %20 sonucu belirleyecek. Yani HDP oyları ve diğer kararsızlar. Sizin buraya oynamanız lazım. Buraya kendinizi anlatmanız lazım. CHP'li yani CHP grubunda ayakta alkışlanmakla falan olmuyor bu. Halk TV'de kendini seyrettirmekle olmuyor. Çünkü o kitle orayı seyretmiyor, takip etmiyor. Gezi davasını da takip etmiyor, ne olduğunu bilmiyor. Görmedi. Siz ancak kendiniz çalıp kendiniz oynuyorsunuz. Kendi, tar kendi dar kitlenizde, kapalı devrenizde bir şey dönüyor. Özgür Özel bir basın toplantısı yapıyor. Çıktığında iyi konuştun başkan, harikaydı, bravo falan gibi böyle tebriklerle odasına kadar yürüyor ancak odasına girdiğinde belki sakinleşiyor, kendine geliyor. E sonra ne oluyor? O açıklamayı acaba o kararsız kitleler, seçimi belirleyecek olan gerçek seçmen kitlesi alıyor mu? Alsa bile ikna oluyor mu? Altılı masa 24 Nisan'da toplandı ve ekrandaki ortak açıklamaya imza attı. Ve orada en dikkat çekici madde Cumhurbaşkanı başkanlığı adaylığı ve efsafı konusundaki maddeydi. Yani vasıfları ne olmalı? Uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan siyasi ahlak ilkelerini benimseyen liyakat sahibi falan. Bunlar tamam da yani sizin Tayyip Erdoğan'ı yenecek. Tayyip Erdoğan'ı istemeyenlerin oy vereceği bir aday üzerinde mutabakata varmanız, işi bitirecek, sonu, sonuç alacak birini oraya koymanız gerekiyor. Evsafı tanımlamayla falan olmuyor bu. Ve elbette bir adayı ilan edip arkasında hizalanmanız icap ediyor. Bakın Fransa'da ikinci turda bu oranlar çıktı. İşte Emmanuel Macron 58.54, Marine Le Pen 41.46 ve ikinci turda ıkçı, faşist bir lider %40'ların üzerine çıkabildi. Emmanuel Macron da %58'lerle seçimi almasını bildi. Şimdi burada çok sonuç var ama ben bir tanesini söyleyeceğim. Emmanuel Macron %20'lerde oy almıştı birinci turda. Le Pen de %20'lerde oy almıştı. Ve 30 puandan daha fazla yani 20'lerdeki Emmanuel Macron %58'e çıktı. 30 puandan daha fazla bir destek oldu kendisine. O destek Emmanuel Macron'u istediği için, Macron'u Cumhurbaşkanı görmek istediği için, Macron'un arkasında hizalandığı için, Macron'u sevdiği için, Macron'un politikalarını benimsediği için, ilk dönem iktidarında bu adam harika şeyler yaptı, ikinci dönemde bizi idare etmeli dediği için değil. Löpen gelmesin diye Macron'a oy verdi. Onun için Macron'u 20'lerden 58'e çıkaran buydu. Le Pen gelmesin diye. Haliyle Fransa'daki başkanlık seçimi, Cumhurbaşkanı kim olmasın seçimiydi. Macron olsun seçimi değildi. Le Pen olmasın diye Macron'a oy verdiler. Bu da, bugün İngiliz gazetelerinden kestim, Daily Telegraph galiba. İnsanlar nasıl oy kullandı ve adaylar arasındaki geçişkenlikle ilgili bir tablo net görülüyor. Sarı Macron, işte mavi Löpen. Birinci turda adayların desteği neyken, ikinci turda hangi adaylardan hangi kaymalar olmuş? Altta da diğer adaylar var. Ve Macron ipi nasıl göğüslemiş? Bu bu. Yani siz Erdoğan'ın karşısına bir aday çıkardığınızda veya Erdoğan'ın karşısına Birini çıkardığınızda neyse insanlar onu çok sevdikleri, onun politikalarını çok destekledikleri ve ona çok güvendikleri, onun kampanya, proje neyse artık vaatlerine çok inandıkları için değil, Erdoğan'ı istemedikleri için ona oy verecekler. Diyecekler ki Erdoğan'ı istemiyorum. Bu adamdan da çok emin değilim ama bu Erdoğan'dan daha iyi. Macron'un aldığı gibi. Dolayısıyla sizin en azından seçmene, kararsız seçmene bunu dedirtecek birini oraya koymanız lazım. Tüm siyasi tartışmalardan şundan bundan uzak olarak söylüyorum. Ümit Özdağ hala ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Demiş ki altılı ittifak Mansur Bey değişik nedenlerle aday göstermezse Sayın Yavaş'a Zafer Partisi olarak teklif götüreceğiz küfreder gibi hala Mansur Yavaş diyor. Halbuki Mansur Yavaş çıktı ne dedi? Ben bundan çok rahatsız oldum dedi. Rahatsız olduğunu belirtti. Muhtemelen Ümit Özdağ alttan mesajda göndermiştir. Yapma etme ne yapma çalışıyorsun falan diye. O kadar tartışma oldu. Ama Ümit Özdağ gibiler mikserdir. Herhangi bir siyasi iddiası, herhangi bir başkanlık hedefi, iktidar olma hedefi yoktur bu insanların. Önemli olan ortalığı karıştırmaktır. Ve bakın göreceksiniz Ümit Özdağ'ın Ümit Özdağ yakında anketlere girecek. Önce %1-2, sonra %3-5 desteği bulacak. Hatta böyle daha da yükselebilir. Oy alacak, tepki oylarını da alacak. Ve yarın öbür günde hiç hatırlanmayacak. Fakat önemli olan o değil. Önemli olan bir dönem ortalığı karıştırıp, işleri bir şekilde pişirip geçmek. Birazcık kendine saygısı olsaydı, birazcık siyasi etik değerlere saygısı olsaydı, Mansur Yavaş'ın o çıkışlarından sonra, Mansur Yavaş'ın rahatsızlık çıkışlarından sonra hala bizim adayımız Mansur Yavaş demezdi. Hala soktu şeyi böyle çeviriyor. Söylecek başka bir şey yok. Böyle mikserler de var tabii. Bunlar da olacak. Suriyelilere tek yön bilet birkaç gün önceki Milli Hürriyet gazetesinin haberiydi. İçişleri Bakanı böyle açıklamış kurban Bayramında işte 44, 44 binden fazla Suriyeli ülkelerine gidip bayramlaştıktan sonra Türkiye'ye döndü vesaire diyor ya şimdi ya yalan söylüyorlar yanlış söylüyorlar daha önce açıklamıştım toplumda e, çok ciddi bir şekilde bir Suriyeli şeyi var e, antipatisi var ve ben bunu da anlıyorum büyüdü bu ve bu Öfke, tepki, enteresan bir şekilde iktidara da yönelmiyor. Halbuki bir numaralı sorumlu iktidar. Onlar ne? Yani Suriyeliler çeşit çeşit. Savaştan kaçan var, ekonomik gerekçelerle gelen var, cihatçı olup da bir şekilde Türkiye'de belli yerlere yerleşip canlı bomba gibi, potansiyel bir canlı bomba gibi dolaşanlar var vesaire. Bir sürü şey var ve 2011'den beri bu göç devam ediyor. Artık birinci nesilden sonra ikinci nesil yetişmeye başladı. Artık doğma büyüme Türkiye'li olan Suriyeliler var. Artık ana dilini yani ara, yani şeysi neyse ana dil neyse Kürtçe mi Arapça mı başka bir dil mi başka bir lehçe mi onu ikinci plana atmış Suriyeli gençlik var. Türkçeyi daha iyi konuşuyor. Şimdi böyle bir durumda siz hangi gerekçeyle bayramlaşmaya gideni geri almayacaksınız vesaire veya işte kapıları kapatacaksınız. Yani evet mülteciler e, ülkelerindeki güç koşullar ortadan kalktıktan sonra ülkelerine dönmeliler. Ya da ülkesine dönen bir daha tekrar geri gelemez. Ama kaç tanesi bu statüde? Çok büyük bir sorun. E, kesinlikle e, geriye doğru iktidarın açık kapı politikasından dolayı Türkiye'nin başına musallat olmuş bir solun sorun. Ama bu seçimde Suriyeli sorunu temel belirleyici olacak. Ve millet e, bununla ilgili empati yapan, konuyu anlamaya çalışan ya da anlatmaya çalışan görüşlere tümüyle kapalı. Siyasette de bunun hesabını buna göre yapacak. Ve önümüzdeki bir yıl boyunca seçim kampanyasını planlarken de bunu gözden uzak tutmayacak. Mülteci demişken bakın 9 Doğu Avrupa ülkesi Avrupa Birliği'nden mülteci yardımı istiyor. 2.8 milyonla Polonya ilk sırada o küçük küçük ülkeler Romanya, Macaristan, Moldova bile yüzlerce bin Ukraynalıyı almışlar. Yani mülteci sorunu artık sadece Türkiye'nin sorunu da değil. O arada Ukrayna savaşını unuttuk. Ukrayna'da halbuki bir savaş devam ediyor ve günlerdir kimse bahsetmiyor. Kırmızı ile işaretlenmiş bölüm Rusya'nın ele geçirdiği bölgeler artık. Mariupol'da düştü. Ancak burada enteresan bir bölge var. Transdiniyester denen Moldova'nın hemen Aynı Ukrayna gibi doğusundaki bölüm burada 500 bin kadar e, ayrılıkçı yaşıyormuş. Tıpkı Ukrayna'nın Donbas bölgesi gibi. Şimdi Ruslar burayı da hedeflemiş durumdalar. Transnisterya'nın güvenliği için de bir harekat yürütüyorlar. Yani bir yönüyle Ukray—şeydeki yani buranın e, Rusya ile kara bağlantısı da yok. Baştan beri söylediğim şey olacak. Öyle görülüyor. Oraya doğru gidiyor. Odessa dahil olmak üzere kıyı şeridi tümüyle Rusların kontrolüne geçecek ve Transdinyester'le olayı birleştirecek gibi görülüyor. O arada Transdinyester Moldova toprakları. Her ne kadar orada ayrılıkçılar veya çifte pasaportlar olsa da. Bu Rusya emellerini göstermesi açısından da önemli ve belirleyici. Bir iki kısa notum var. Onunla ta tamamlayacağım. Savaşın sonu. E yıkımı devam ediyor ve insanlar umutsuzca yıkılan evlerinin önünde bu fotoğrafları veriyorlar. Ama artık dünya kamuoyu da ilgisini kaybetti söyleyeyim. Her ne kadar ben Batı televizyonlarında sıkça Ukrayna haberi seyretsem de günümün büyük bir bölümü bununla geçse de maalesef Türkiye halkı ilgilenmiyor. Yapılan araştırmalarda da halkın %90'ı Ukrayna haberlerine ilgisiz. Maalesef durum bu. O arada İsveç ve Finlandiya Medya, özellikle bölge medyasının haberlerine göre Mayıs ayı ortalarında aynı anda resmi olarak NATO'ya başvuracaklarmış efendim. Anderson ve Sanamarin, soldaki İsveç Başbakanı, sağdaki de Finlandiya Başbakanı, ikisi de kadın. Daha evvel atıfta bulunmuştum, bir kere daha atıfta bulunuyorum ve gelişmeleri takip ediyorum. Bu iki kadın başbakan bölgelerine gerçekten... E, bambaşka e, umutlar veriyorlar ve e, kendi hayallerinin peşinde yürüyorlar. O arada İngiltere'de bazı market zincirleri yemeklik yağ satışına, satışına sınırlama getirdi. Haberi doğrudur. Tesco, Waitrose, Morrison. Bunlar belli başlı e, zincirler. Ayçiçek yağ tedariği büyük oranda Ukrayna'dan sağlandığı için. Kendi kendine yeten millet diye bir şey yoktur. Ve Ukrayna olayı sadece eee Petrol, Rusya, Gaz vs. dengesi anlamında değil, İşte bu anlamda da, bu manada da büyük etkileri bırakacak arkasında bakalım iş nereye gidecek. Ülkelere göre temel yeteneklere sahip olmayan nüfus içindeki oranı tablosu OECD, okuma yazma, okuduğunu anlama, batik basit matematik sayısı bilgisi ve basit problem çözmede Türkiye ve oran yüzde 40. Yani ülkenin yaklaşık yüzde 40'ı problem çözme, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama, basit matematik ifadeleriyle işte efendim problem çözme falan bilmiyor. Dolayısıyla bu kitleye siz mesajınızı vermeye çalışıyorsunuz. Bu kitleyi yakalamanız lazım. Evet. Tele 1'de, Halk TV'de, şurada burada aldığınız izlenme oranları kendi kitleniz. Onunla mutlu olmayı bırakın. Bu kitleye ulaşmaya bakın. Bakın e okuma yazma, okuduğunu anlama, basit matematik sayı bilgisi, basit problem çözmede yüzde kırk mağlul Türkiye'de. Gelişmiş ülkelere bakalım. Japonya, Finlandiya, Çek, Hollanda, Norveç, Avustralya, İsveç, Yeni Zelanda, Estonya, Danimarka vesaire yüzde onun altında. 3, beş, sekiz. Sende yüzde kırk. Sorun bu zaten. Ankara'da bir çöp toplayıcısı çocuğuyla beraber. Tek amacımız, en büyük emelimiz bu. İnsanlar bu fakirlikten çıksınlar, özgür, hür hakları teslim edilmiş bir şekilde düzgün yurttaşlar bireyler olarak yaşasınlar. Ama nasıl olacak ki, ne zaman olacak ki? ...insan gerçekten şaşırıyor. Bazen de e, üzülüyor. Yani acaba acaba bir çıkış yolu olur mu olamaz mı diye düşündüğü ikilemde kaldığı da oluyor. Lozan efsanesini Cimer'de yıktı diye bir haber hürriyetten. Cimer'e sormuş bir vatandaş Lozan anlaşmasında gizli madde var mı diye. Cimer'de yani Cumhurbaşkanlığı Propaganda Bakanlığı e, böyle bir şey yok demiş. Ama bu haber iktidar medyasında yayınlanmadı. İşte sıkıntı da bu. Niye? Yayınlamak işlerine gelmiyor. Çünkü kendi yandaşları Lozan'da gizli bir madde var ve 2023'ten itibaren Türkiye gerçek bağımsızlığa kavuşacak. O işte üzerine beton dökülmüş petrol kuyuları açılacak falan zannediyor. İşte okuma, okuduğunu anlama falan derken bunu kastediyorum. Son notumda Twitter'dan gelsin. Elon Musk. Böyle okunuyor arkadaşlar. Sinir oluyorum ve bu adam artık bu kadar meşhur, bu kadar gündemde ve adını doğru okumak, doğru telaffuz etmek icap ediyor. Elon Musk Tesla ve SpaceX'in CEO'su 44 milyar dolara Twitter'ın yeni sahibi oldu. Umarım beni sert eleştirenler de Twitter'da kalmaya devam eder dedi. Böyle dediği, böyle diyen bir kişi <laughs> yani e, var böyle bir endişe ki sizden dolayı böyle bir endişe var ki böyle bir şey deme ihtiyacı hissediyorsunuz. Bu şekilde bu, 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 mesajlarla rahatlatılmaz. E, ancak uygulamada gösterirsiniz bunu. Gerçekten bir fikir hürriyeti platformu olarak devam ederse ve hatta bu fikir hürriyeti e, meselesinin önündeki bir takım engeller, bariyerler kaldırılırsa yani ülkelerden yazılan yazar, yazılar veya mahkeme kararlarına falan itibar edilmezse kimine itibar ediliyor kimine itibar edilmiyor büyük bir para 44 milyar dolar ve e, satış devir işlemleri bittikten sonra bakmak gerekiyor daha bugünden yarına twitter'da bir şey değişmez 6 ay kadar sürmesi bekleniyor satış devir vesaire işlemlerinin ancak şunu unutmayın bir yönetim kurulu vardı. Çok başlı yapılı bir şeydi. Sistemdi Twitter bir şirketti ama işte yönetim kurulunda belli oranın üzerine çıkamıyordunuz vesaire falan. Hisse dağılımı şu bu. O da kendine göre bir platformu belli bir yerde tutuyordu. Belli bir biçimde tutuyordu. Şimdi bütün bundan hiçbiri kalmadı. Tek başına yönetim kurulu başkanı oldu. Yönetimde kendi atacak belki ilerleyen aylarda göreceğiz. Elon Musk. Bu tür güçlü, otoriter... Ee, ve alternatifi olmayan kendi içinde bir denge denetimi de olmayan sistemlerde fikir ifi, fikir ifade hürriyeti nereye gider bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz ama birkaç ay boyunca bir şey olmaz. Bu şekilde devam eder. Birkaç ay sonra Elon Musk'ın etkilerini görürüz diyelim ve bugünkü yayını da noktalayalım. Ramazan ayı boyunca salı perşembe günleri ekrana geliyorum. 35-36 dakikalık bir yayın oldu ama gündem çok kalabalıktı. Mazur görürsünüz umarım. Perşembe günü tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.